Merhaba sevgili küçük dostlar. Şimdi size Kuveyt Türk yayınlarından çıkan Mantık Uttayr, Kuşların Şarkısı adlı kitabı seslendireceğim. Yoluna devam eden Hütüt, bir gölün üzerinden uçarken, aşağıda sazların arasındaki sülünü görmüş. Alçalıp karşısına konmuş. Süslü püslü rengarenk kanatlarıyla suya düşen yansımasını seyrediyormuş sülün. Hütüt seslenmiş. Ey renklerinin güzelliğiyle gözleri kamaştıran sülün! Sakın suya akseden bu güzelliğini ebedi sanma. Geçici güzelliğinle oyalanmayı bırak da seni gerçek ve kalıcı güzelliğin sahibi olan padişahımız Simurg'a götüreyim. Sülün cevap vermiş. Ben ki bu alemde kararsız gezerim. Kış olunca karlı dallarda tüner, yaz gelince sudaki aksimi seyrederim. Rengarenk kanatlarımı görenler hayran olur ama bilmezler ki ne kadar güçsüzdür o kanatlar. Karınca kadar kuvveti olmayan bu kanatlarımla tutup da ancak fil kadar güçlü kanatlarla çıkılacak bir yolculuğa nasıl cesaret ederim? Ne yapsın Hütüt? Cesaretini yitirmiş, zayıflığına teslim olmuş sülünü kendi haline bırakmış. Göldeki aynan seni gerçek aynasından alıkoymuş da haberin yok, deyip havalanmış kanatlarını çırparak. Uçmaya devam eden Hütüt, seher vakti bir çiftliğin üzerinden geçerken, sabahın alacakaranlığında göğe yükselen sesini duymuş. Alçalarak horozun yakınındaki bir çite konmuş ve seslenmiş. Sabahın gelişini haber veren sabah namazının müezzini horoz. Senin gibi böyle kutlu görevi olan bir kuşun yeri bu çiftlik olmamalı. Benimle Kaf Dağı'na uçmalı, ulu padişahımız Simurg'a varmalısın. Horoz, ben kümesin reisiyim. Buradan ayrılırsam bunca tavuk ben olmadan ne yapar? Sabahları çiftlik halkını namaza kim uyandırır? Bunlara bir çare bulsak, bu kanatlarla yükseklere uçmam imkansız. Kaf Dağı'na varmam hayal. Senin yolun açık olsun, demiş. Evet sevgili çocuklar, bu bölümün sonuna geldik. Kuşların macerası bir sonraki bölümde devam edecek.